Maliyetlerinizi nasıl karşılıyorsunuz? İnan ki bırakacağız bu işi. Yani o durumdayız. Şu anda var yani. Esnaflar şu anda birbirimize girdi yani. Şu anda çok stresli insanlar. İnan ki aldığımız paraya satıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi 11 liraya almışız, 11 liraya satıyoruz. Kim geliyor bakıyor bırakıyor. Bakıyor bırakıyor yani. Yani şu anda yani nasıl yapacağız bilmiyoruz yani. Aldığımız şeyi bugün mesela brokoli 5 lira aldım. Yarın gidiyorum 6 liraya alıyorum. Her gün zam geliyor. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Ne diyelim başka? Ekonominin gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Düşünmüyorum. Ben de yani yurt dışına gitmek için yabancı liseye girmeme rağmen şu an kurdan dolayı endişeliyim. Ekonomi mi? Evet. Ekonomi üst düzeye çıktı, en aşağı indi. 360 derece düştü. Yani şu an bence Türkiye'de üzerine düşünebileceğim bir ekonomik gidişat yok. Çünkü şu anda TL'nin değer kaybetmesinin tek sebebi ülkenin hukuki altyapısının tamamen bozuk olması. Ben şu an az önce nüfustan geliyorum, ehliyet aldım. Yarım saattir düşünüyorum, ehliyeti aldım da arabayı nasıl alacağım diye. Biraz önce cebimizde 7.95 vardı, 3 gofret, 1 bu cipsiyi alabildik, bunları da BİM'den aldık. Abla bunları alacağımız paraya abla bir tane çikolata alabiliyorduk Mavi Yılmazlar'dan. Aynen öyle söylüyor. Doğru abla. Abla şimdi diyecekler küçük yaşta ceplerinde kaç para bekliyorlar diyecekler de abla. Abla para var ama harcayamıyoruz. Abla telefonum bu. Telefonlar var abla. Bu benim babamın 4 sene önce kullandığı telefon. Babam kendime yeni telefon aldı. Bu telefonu ben kullanıyorum. Bu da benim annemin eski telefonu abla. Abla kantinde bir döner 6 lira 7 lira olmuş. Sosis de 6 lira 7 lira. Ekonomi bence çok kötü abla. Vallahi çok kötü. Hiç kimse aç değil. Biz acık diyen yalan söylüyor. Aç da gözle bayım. Dezgahlar dolu. Her yer dolu. Yeter ki gönül şuran güzel olsun. Her şey dolu. Her şey. Hiç aç kimse yoktur. Borcum var ödeyemiyorum. Yalan konuşuyorlar. Allah ülkemize bolluk, bereket, sağlık versin. Sizce ekonomi ne zaman düzelecek? Ekonomi yılbaşı 2023'e kadar düzelecek. AKP gidince düzelecek. 2250 lira maaştan geçin bakalım hadi. Geçin sene ev kiraları olmuş 2,5 milyon. Sabahtan beri oturuyoruz bir tane çay içemedik. Ekonomi zaten düzgün. Yani çalışana her şey var. Ekmek de var, iş de var, para da var. Yani ekonomi zaten düzgün. Peki geçinebiliyor musunuz? Mis gibi geçiniyorum. Merhabalar. Acaba evinizi geçindirebiliyor musunuz? Hayır geçindiremiyoruz. Geçindiremiyoruz yani. Asgari ücret az, 4-5 tane çocuk nasıl geçineceksin? Kiralar çok, faturalar çok. Peki sizce ekonomi ne zaman düzelir? Vallahi düzelebileceğini zannetmiyorum. Hani karşımıza güvenebileceğimiz doğru düzgün bir aday da yok. Kime oy vereceğiz belli değil. Acaba evinizi geçindirebiliyor musunuz? Geçindiririm ne olacak ki? Ne var? Nereden geldi sen? Dur bırakın. Geçindiririm çok şükür elhamdülillah. Vallahi hayat biraz zor olmuş ya. Mecbur yani. Mücadele devam. Yapacak bir şey yok. Peki sizce ekonomi ne zaman düzelir? Vallahi ne zaman devlet isterse Türkiye bir güçlü devlet. Ben bunu yabancıyım. Burada Afganistan'da burada yaşıyorum ama Türkiye'ye inanıyorum ki bir güçlü bir devlet inşallah düzeltebilir yani. Acaba geçinebiliyor musunuz? Yani zar zor. Para biriktiremiyorum açıkçası. Ekonominin düzelmesi için bir değişim şart. Ben buna inanıyorum yani. Çünkü eskinin yöntemlerinin işe yaramadığı ortada. Artık belki de yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Vallahi işte çok zor yani bankalardan geçinmeye çalışıyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Elhamdülillah şükürler olsun geçiniyorum. Sıkıntılı da olsa geçiniyoruz yani. Şimdi Avrupa'ya göre düşünürsek çok altında. Biz geri kalmış ülkelerden daha geriyiz şu anda. Şu anda 50 sene gerideyiz biz. Merhaba acaba geçinebiliyor musunuz? Nasıl geçineceğim bu ortamda? Enflasyon %100 nasıl geçineceğim? Haftalardır asgari ücreti ne kadar olacağı tartışılıyor. Sizce ne kadar olmalı? Asgari ücret 5 lira olsa ne olur ki ya? 6 lira olsa ne olur ki yani? Ne olur? Size soruyorum ne olur ki? Vallahi bugünkü o döviz artışlarına göre bakarsanız 10 da verseler yetmez bu millete. 10 da verseler yetmez. Asgari ücret zaten asgari ücret en az 6-7 olması lazım. Asgari ücret. En az 5.000'in üstü olması lazım. 5.000'in üstü olması lazım. Bence 7 milyar olması lazım. 7 milyon. 7 bile azdır yani artık o diyelim yani. Sizce erken seçim olmalı mı? Vallahi olmalı da olmamalı da. Yani fark etmez olsa bile her şey aynı olacak yani değişen hiçbir şey olmayacak. Erken seçim Olmalı da erken seçim bir şeyi değiştirmez yani. Ülkenin halini görüyorsunuz. Olmalı yani. Ya hayır, ne gerek var erken seçime? Ne gerek var ki? Çok güzel. Başkanımız çok güzel. Seçime hiç gerek yok. Ne demek? Hemen. Sizce erken seçim olur mu? Olmaz. Açıklama yaptı. Olmamalı. Evet, hemen. Olmalı. Ortamı iyi görmüyorum ben. Olmamalı bence. Neden? Zamanında olması daha iyi. Alışkanlık olmasın. Seçimler zamanında olsun. İnşallah olur yani. Bilmiyorum ama inşallah olur. Ya şu anda bir yangın yeri şu anda Türkiye, biliyorsunuz. Fiyat bakımından her gün bir sabah kalkıyorsun, bir aldığın fiyat 2 misli olmuş. Onun için şu anda bir şans tanımak lazım. Zamanında seçim olmasından yanayım yani. Bu yüzden bir fırsat tanımak lazım diye düşünüyorum. Erken seçim zor. Olsa iyi olur da. Olsa iyi olur ama çok zor ya. Bir şey değişeceğini sanmıyorum ya. Yeni gelecek kişi de yine aynısı olacak yani. Çok farkı olmaz ya. Yani. Herkes aynı yani. Herkes kendi mevkisini düşünme peşinde. O yüzden oy kullanmayı da düşünmüyorum ben yani. Olması mümkün değil zaten. Bu kadar kısa süre kalmış. Olması mümkün değil. Akıla mantığa da aykırı zaten. Yani bekliyoruz biz de. Olması mümkün değil. Vallahi onu devlet bilir. Devletin işine biz karışamayız ki. O ne uygunsa odur yani. Ne diyelim? Devlet büyükleri bizden daha iyi bilir. Ama erken seçime de gerek var mı? Yok. Niye yok? Türkiye'nin bütçesi mi var? Yok. Tayyip Erdoğan ne dedi? Zamanı 2023'te olacak. Doğru. Biz de 2023'ü bekleyeceğiz. Böyle. Benim görüşüm o yani. Bence olmamalı. Düzenli olarak seçim tarihleri ne zamansa ülke o zaman seçime gitmeli. Olmalı, kesinlikle olmalı. Olmalı çünkü ülkenin hali meydanda yani. Yok erken seçim olmazlar. Yani neye derseniz deyin ben erken seçim olmaz. Mümkün değil yani. Mantık almaz çünkü onu. Ancak adamı şöyle söyleyeyim, dış güçlerle, gavurlarla diyelim beraber olacak ki öyle erken seçim olsun. Yani bence erken seçim zamanında olmaz. Biraz daha erken olur ama. Yani 6 ay sonra mı olur artık? 2022'nin hangi ayında olur ama 2023'ü bulmaz bence bu şekilde. Ben bilmiyorum ya. Yok, olmaz ya. Seçim 2023'te tamam, bitti o kadar ya. Olmalı diye düşünüyorum. Erken seçim yok yani. 2023'e kadar erken seçim yok Türkiye'de. Hiç kimse hayalla yaşamasın yani. Bence olmamalı. Zamanında olsun. Yani zamanında 1,5 senesi var. Bence 1,5 sene sonra olsun. Seçim olsa ne olacak yani? Ne değişecek ki? Yani gelenler daha mı iyi yapacak bu işi? Daha mı iyi? Ben inanmıyorum yani. Evet, olmalı. Çünkü ekonomi kötü. Her şey yeniden düzelmeli. Yani yeniden kanunlar, her şey yapılmalı ki önümüzü görebilelim diye. Ülkenin gerçekten seçime ihtiyacı var. Bu dallıkta, bu sıkıntı şeyle bu seçim nasıl olacak ki? Millet acından geziyorsa, aç geziyor sokaklarda. Seçimin ne acelesi varmış? Bence öyle. Ortalık meydana o dolar, euro başını almış gitmiş. Seçim neyle oluyor? Parayla oluyor seçim. Sanmıyorum yani. Şu şartlar altında sanmıyorum. Olmayabilir yani. Tabii ki olmalı. Neden olmalı? Yalan fiyatı burada bakabilirsiniz. 495 lira. 18 litre bir yak 495 lira. Plastik kaşık olmuş 11 lira. Tabak görüyorsunuz. Fiske listesi buradadır. Bu liste fiyatı 9,5 milyar yapıyor. Ben dükkan sahibiyim. Eleman orada dükkan sahibi. Bu dükkan sahibine nasıl çıkacağım ben? Pilav satacağım. Tavuklu pilav 15 lira. Ben nasıl para kazanacağım? Ülkeye kalkınacak diyor. Nasıl kalkınacak? 190 lira bir tane tüp olur mu? Piknik tüpü olmuş 40 lira. Bakabilirsiniz. Ama yazıktır. Memlekete yazık. Biz hepimiz çalışanız. Bak yırtım orada gidiyor. Ama bak işletmeciyim ben. Ne olacak bu halimiz? Bakabilirsin bak. Bence olmamalı çünkü ne kadar kişi 18 yaşına girerse o kadar iyi diye düşünüyorum ben. O yüzden çünkü bence seçimimize kuşağına ihtiyacı var. O yüzden en geç tarihe kadar beklenilmeli diye düşünüyorum. Sizin seçiminiz hiçbir şey de yaramıyor.